önce bahsettiğiniz skeçler, parodileri ben Balıkesir'deki işte sobalı evimizin salonunda seyreder, sizlere büyük hayranlık duyarak aman bir ne ömür mutlu sürerdik. Bize. Fakat ne mutlu bize. O günlerden bugüne Balıkesir'de o sobalı evde büyüyen bir çocuğu seyrettiği insanlarla beraber aynı sahneyi paylaşma fırsatı veren bir kurumdur aslında Müjdat Gezen Sanat Merkezi. Üstelik gerçekten bilabedel. Biz 4 sene okul okuduk. 5 kuruş para vermediğimiz gibi bizim okulumuzda her gün bir yemek çıkar. Öğlen saatinde öğle yemeği işte 4 parça bir yemek. Çorbası olur, bir ana yemeği olur, pilavı olur, salatası olur, cacı olur. Hepsinin de gerçekten maliyetine fiyatları olur ama 1 lira işte ben cacık hatırlıyorum 1.25 kuruş falan herhalde. O kadar kurtarıyordu da. Meclis lokantası gibi. Bizde eğer ki o gün gerçekten o yemeği yemeye cebinizde para yoksa siz yine o yemekten yiyebilirdiniz. Biz sadece o okulda ücretsiz okumadık. Bizim okulda karnımız da doydu. O okulda öğrendiklerimiz de bugün karnımız doymaya yüzlerce ve hatta binlerce tiyatrocunun da en azından televizyonda, çünkü tiyatroda bu işlerin çok zor olduğunu Şevket abi birazdan anlatır bir salon sahibi olarak. Bizim için okul böyle bir okul. O okul bizim evimiz, sanki evimizin salonu. Şu anda yaşadığımız ev ya da evler her neyse evimizin diğer odalarıymış gibi. Halbuki bizim salonumuz her zaman Ziver Bey'de okuduğumuz Müjdat Gezen Sanat Merkezimiz. Seni ne kadar sevdiğimizi burada defalarca da söyleyebiliriz. Çok iyi biliyorsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz hocam. Buna kız istemeye gittim ben. Evet. Biliyorsun. Evet. Ya anlatsın onu. Evet. Efendim şöyle. Tabii. Evet. Şimdi. Bir de taklidimi yaparak anlatıyor. Ama evet. Burada taklidini yapmayayım hocam. Ayıp anlat, olacak. Aa olur mu öyle şey ya? Aa. Ya aynen. Aa hocanın ya. Aa Şevket. Lütfen. Şöyle, şimdi okulda okuduk, ettik, sağ olsun hocamız işte yedik içtik, Allah arttırsın, aradan zaman geçti, artık hayata karıştık. İşte işimiz oldu, gücümüz oldu, çalışıyoruz, ediyoruz ve işte bir dünya evine girme durumu söz konusu. Ben 9 yaşında babamı kaybetmiş birisi olarak diyorum ki ya bu kızı kim isteyecek? Tabii ki amcalarım var, aile büyüklerim var, hepsi sağ olsun var olsun ama kalbim hep Müjdat Hoca ile atıyor. Diyorum ki yani bu kızı Müjdat Hoca istemeli. Nitekim aramızın böyle nanemollu olduğu bir dönemde hiç unutmuyorum hocayı aradım. Dedim ki hocam yani hocalık ettin şimdi sıra babalık etme zamanında bu şerefi verir misin? Tabii ne demek çok heyecan duydu hocam hep beraber. Aa ilk tabii ki aa ne tabii ki evleniyor musun dedi. Bastık gittik kızı istemeye gideceğiz kıymetli eşimi. Arabada gidiyoruz. Ben de arka koltukta oturuyorum. Ön koltukta Müjdat Hoca. Arabayı da Bülent kullanıyor şakrak. Arkada da bizim işte düğün konvoyu arabadakiler. Ben de çok heyecanlıyım. Normal olarak. Hay Allah'ım nasıl olacak işte bir sağa oturuyorum bir sola oturuyorum filan. Müjdat Hoca'ya dedim ki tam böyle isteyeceğimiz sokağa girdik. Hocaya dedim ki ya hocam ben çok heyecanlandım yani. Hay Allah elimi nereye koyacağımı bilmiyorum. Hani dedim tiyatro gibi. Hani dedim sanki perde açılıyor dedim. Hoca bana döndü böyle yaptı. Aa İlker perde kapanıyor. O gün perde kapandı ama tabii yepyeni bir oyun, yepyeni bir perde. Abi, bana işaret ediyorlar şimdi buna ben konuşma yapacağım. Allah hani efendim kızımız işte oğlumuz kızımızı beğenmiş, anlaşmışlar kendi aralarında. Bilmem ne, bu rapları bilmiyorum ben, anlatabiliyor muyum? Dedim ki, ağzıma geliyor bize de şey yapmak düşer, yani halt etmek gibi anlatabiliyor. Söyleyemiyorum da bir türlü. Neyse, laf döndü dolaştı oraya, ayağa kalktım ben galiba evde, değil mi? Kayınpederime dediniz ki hocam, evet. Beyefendi siz kızınızı gerçekten buna verecek misiniz? Şimdi bizim okulda bunların ikisi de karar vermişler evlenmeye. Günay'la evet. Şevket. O zaman. Yanlış. Aman eskide kaldı boşuna. Aman olsun. Olsun mutlu. O güzel günlerdi yani. Anlatabilirsiniz.
Hayır. Geçmişte kaldı hocam. Gerek yok. Hayır. Şirket ikinci bir izdivaç yaptı. Ondan da çok tatlı bir evladı var filan. Onun için günah çekiniyor olabilir. Anlat. 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 Madem çekiniyorsa anlat. Evet. Evet. Anlatın lütfen. Ben bir şarkı söylemek istiyorum. Sen söyle. Betül de evlilik macerası. Abi bir gün bunlar İlker'lerin sınıfı. Ben de ödev ödev vermem öyle pek de yani vermişiz ödev. Derse bir girdim abi. Hiçbiri hazır değil. Hiç. Benim de alınganlık huyu falan yoktur. Hazırlanmamış öyle. Biz de zamanında öğrenciydik. Konservatuvarda yani. Peki çocuklar dedim. Bıraktım dersi çıktım ve eve geldim. Hatırlıyorsun evet. Değil mi? Ha? Tabii. Abi. Biz de özür dilemek için bütün sınıf toplandık. Hatta üst sınıflar, alt sınıflar, okulda bütün tiyatro bölümü. İki saat geçti geçmedi. Pankart hazırladık uzun böyle işte boyadık nasıl? Ettik. Baya baya şey bir pankart yani grafikten çıkmış gibi. Allah yardımcımız oldu. Bir de yağmur yağdı. Hani iyice acındırdık kendimizi. Leyla dedi ki sokakta şarkı söylüyorlar senin çıkman lazım balkona dedi. Kim dedim? Seninkiler geldiler dedi. Evet abi bunlar koro halinde. Bir şarkısız boğazımız yırtılırcasına. Çıktım. Pankart açmışlar. Ne affet bizi hocam. Galiba ne? Öyle. Falan böyle dedim tamam hadi gidin yağmur yağıyor. Neyse kalktılar gittiler. Ertesi ders baktım. Sağlam yani. Evet sesler kısılmış şarkıdan dolayı yağmurdan düşmüş. Hazırlanmışlar geldiler ama onlar... Onlar okulu çok sevdi. Okul onları çok sevdi. Sonra bunun karşılığı şöyle gelişti Uğur. Halk onları çok sevdi. Her şeyin bir şeyi var. Karşılığı tabii. Var. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir fidan diktik orman oldu. Çok güzel. Merdan kardeşim geldi mi acaba? Gelince haberim olsun lütfen. Dün akşam ve bu akşam hem sevgili Merdan Yanardağ hem değerli Emre Kongar hocamız seninle bu programla ilgili benimle çok güzel şeyler söylediler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Tele1 bugün yeni yayın dönemine giriyor ve onlar için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi ben sizden cesaret alarak ve izninizle taklit yapma yeteneğim sıfırdır. Yani aktörlük yeteneğim sıfırdır. Onu baştan söyleyeyim. Ama ilk İki kez filmi bir, yaptın sen. İlk kez bir. Sen iki sinema filmi yaptın. Yok bir. Hayır iki. İki film. Hatta sen bana sordun. Dedin ki Müjdat